Asının faizle bağ kopuyor. Evet, doğru. Yani Alağa özellikle onu onu ifade ediyor. Yani biraz e, bu yani yeni senaryo ne olabilir altında? Hani yeni rakamlar ne olabilir altın fiyatlarında? Çünkü çok yakından takip ediliyor. Geçen kapalı çarşıya gittiğimizde de onu e, bizzat da e, gördük. Hakikaten şimdi kapalı çarşıda iki sokak vardır. Hani bir tanesi ayaklı daha borsa. dövizcilerin tabii evet. ayaklı borsada diyebiliriz. Dövizcilerin daha yoğunluklu olduğu bir de altın piyasasının daha fazla rak, rakamlarının telaffuz edildiği yerler ya hakikaten ya her ikisinde de hareketlilik var ama Hı -hı. yani altın tarafında belli ki talebe de bağlı olarak ciddi bir şey var. Hareketlilik var. Düğün sezonunda i̇şte. etkili olmuş mudur? Ya dün sezonda yavaş, yavaş yavaş bir geliyor. geliyor evet. Yani ben de rastlamaya başladım. Ama onun ötesinde evet. bir ilgi olduğunu söylemek lazım. Mutlaka o da etkiliyordur. Şimdi Mehmet Ali Yıldırım Türkiye'de sorarız. Evet. Ama bir talep olduğu ortada. Tabii bunun sadece Türkiye ile ilgili de olmadığını söylemek gerekir. Hı hı. Dünyada da e, ciddi bir şey Telefon. var değil mi? Geçenlerde ne tartışıyorduk? Evet, Amerikalıların santa. ilgisi var mı yok mu filan evet. diye bunları tartışıyorduk. Ama merkez bankalarının ilgisi olduğu Kesin. çok e, net. E, evet, yani altınla ilgili yeni senaryoları konuşmanın zamanı gelmiş. Ben şundan anlıyorum çünkü Ali Ağoğlu buna pek prim vermiyordu. He. Ama şimdi 2500-2550 gibi rakamları e, telaffuz etmeye başladı ama bir düzeltmeden e, önce, önce bir düzeltme sonra hmm. o rakamlar e, diyor. Yani onun da e, yakın o e, izlemelerine birkaç ben değer veriyorum. Tahmin ettiğimiz sitenin 3000 e, dolar tahmini. Evet. Yavaş yavaş olacak alışmaya gibi. Alışmaya başladık herhalde. galiba. <laughs> evet alışmaya başladık. Neyse biz Peki. gene fiyatlarla ilgili tabii, tabii. uzmanlara bırakalım. Tabii ki. Tabii ki. Ee, <laughs>